Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselam ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbi ecmaîn. Ala resulina Muhammedin salavat. Sevgili kardeşlerim, bir kardeşimizden bir soru geldi. Ben onu size dinleteyim. Mühim olduğu için genel yapıyorum. Kendisinden de izin almışım zaten ses için. Ama bu kardeşimiz ciddi bir, çok ciddi soruları oluyor. İlmin bazı hakikatten ortaya çıkmasına vesile oluyor. Ben bir dinleteyim size. Abi tekrardan selamünaleyküm. Merak ettiğim bir soru işte soracağım. Şimdi insanın vesvese diye bir duygusu var. Bir iç dinamiği var abi. Bunu da tetikleyen temelde nefis, dışarıdan da şeytan. Malum. Şimdi insan bir fiiliyette bulunca şeytanın burada muazzam bir lojistiği var. Menfi bir fiiliyatında, kötü fiiliyatında. Şimdi iblis evvelde mümin. Fakat ne yapıyor? Allah ona secde ettiği Hazreti Adem'e etmiyor. Kibrini, büyüklüğünü ortaya koyuyor. Merak ettiğim soru abi şu. İblisin içinde vesvese tarzı duygular var mı? Veya iblise iblislik eden dış bir etken var mı? Takdirin dışındakini söylüyorum abi. Tabii ki her şey Allah'ın takdirinde oluyor. Yani bizim şeytanlarımız var, şeytanımız var. İblisin şeytanı var mı? O dönemde, o ortamda. Çünkü riske ettiği ebedi bir tehlike var kendine dair. Tabii sonuçta külli irade tecelli ediyor ama onu sormuyorum. Merak ettiğim için soruyorum abi. İblisi tetikleyen orada dış bir etken, dış bir sebep var mı abi? Abi Allah razı olsun, Allah'a emanet olasınız. Anladınız değil mi? Diyor ki, şeytanın şeytanı var mı? Şeytan nasıl şeytan oldu? Bize bakan yönü nedir? Yani soruyor. Ben eskide merak etmiştim, çok merak etmiştim. Şeytan nasıl şeytan oldu? Bir kere usulden gitmek istiyorum. Usul. Herkes bir şey der de ben yöntemi çok seviyorum. Allah var iken hiçbir şey yoktu. Her şeyi Nur-u Muhammed'i çekirdeğinden yarattı. Şecere-i hilkat ağaca benzer. Çekirdeği Nur-u Muhammedi'ye benzer. Ağacın çekirdeğine Nur-u Muhammedi. Meyvesine Ahmet denilir. Ağacın zahirisine, bu gözüken o zahirisine şahsiyeti Muhammediye deniliyor. Maddi hayatı Muhammediye denilir zahirine. O ağacın batını tarafına manevi hayat Muhammediye denilir. Bir daha ağacın çekirdeğine Nur-u Muhammedi, meyvesine Ahmet, peygamber oluşu, beşer oluşu. Bu Nur-u Muhammed'i Allah'ın dışında yaratılan 18 bin alemin çekirdeğinin ismidir. Muhammed. İnsan ismi değil. O çekirdeğin adıdır. Beşer oluşu, beşer oluşu, baba olması, yani bizim gibi koca olması, evlatları var, peygamber olması, kul olması Ahmet aleyhissalatü vesselam'dır. Ağacı meyvesi. Ağacın zahirisine maddi hayat-ı Muhammediye, ağacın batısına manevi hayat-ı Muhammediye denilir. Tümüne şahsiyet-i Muhammediye denilir. Tamam. Bu usul. Dolayısıyla şeytan ve 18 bin alem, şeytan, melek, Cebrail, Mikail, Azrail, İsrafil, cennet, cehennem, ne aklınıza geliyor? O çekirdekten yaratılmıştır. O çekirdeğin bir numunesi bizde de var. Ruhumuza temessül etmiş. Timsalidir o. Dolayısıyla o, biz şahsiyet-i Muhammediye'nin timsaliyiz. Bizde de var o hakikat. Nasıl ki meyvede çekirdek vardı ya kökteki, onun hakikatine sahip olduğu gibi. Dolayısıyla insanın yapısından insanlık, Nur-u Muhammedi'den şeytan yaratılmış, melek yaratılmış, Cebrail, Mikail, İsrafil, Azrail, kısacası şeytan mudil esmasına, melek ise
nur esmasına dayanıyor. Peki bu şeytan bizi kandırıyor, bizden yaratılmış. Peki şeytanı kandıran neydi? Şeytanın şeytanı neydi? Biz de şeytan olmasa ne olur? Ona onu soruyor kardeş. Kur'an'ı taradım. Kur'an'ı taradım. Şeytanın şeytanı neydi? Şeytan niçin şeytanlık yaptı? Bir, Kur'an'da topladığım, toplayabildiğim kadarıyla kendim dizdim. Diyor ki şeytan ilk, ha başlamadan önce bu cevaba, insanın gözü var. Gözü doğduğu zaman ister eğitilsin, istersen eğitilmesin. Gözü var, görür. Öyle değil mi? Bebek doğduğu zaman. Kulağı var, duyar. Eğitimle alakası yok bunun. Fıtrattadır. Fıtratın yapısında var. Tamam? Bütün organlar böyle. Aklı var, dini olsun ve olmasın, düşünür. Kalbi var, din olsun olmasın, sever nefret eder. Din ona kıblesini gösterir. Neyi sevip neyi sevmeyeceğini, din neyi düşünüp nasıl düşüneceğini, onların yöntemini söyler. Ama doğada, yani fıtratta, din de olmasa da, felsefe de olmasa da, gözünü açan görür. Kulağını açan işitir, tamam mı? Şimdi, yaratıldı şeytan. Aklı var tabii. Aklı var çünkü ibadeti hamletti. Ona teklif edildi. Secde etlendiğine göre etmeyecek hali de var. Yani o sistemi de var adamın. Elestu bi rabbikum bize dendi. Reddedecek özelliğimiz de var. Demek ki. Çünkü reddetme özelliği olmayana secde et denilemez. Şimdi şeytan Kur'an'daki ifadelerden gidiyorum Kur'an'da. Şimdi adam doğdu. Din olsun olmasın düşündü. Düşündü. Neyi düşünecek? Ben merkezli düşünecek. Gördüğünü düşünecek. Şeytanı şeytan yapan birincisi şuydu. İbadet ediyordu vesaire. Aklı var. Zekası var bizim gibi. Onun da yapısı var. Nefsi var yani. Sistemi var. Nefsi. Şimdi şeytana dedi ki secde et. Bu sefer şeytanın o donanımlarında, bizde de var, onda da var, hepsinde. Şeytan da olmasa olur bizde. Şeytan ben merkezli düşünmeye başladı diyor. Yani Kur'an şöyle diyor. Ben ateşten, o topraktan. Neyi getirdi şeytan? Kapitalist zihniyetin getirdi. Masa, kariyer. Kasa, para. Yani insanı değiştirecek şeyler var. Mesela kapitalist zihniyeti şu. Masa ve kasa. Şeytan bunun ilk şeyini koydu. Ne dedi? Ölçü birimine bakın. Ben secde etmem dedi. Çünkü ben ateşten, o topraktan. O zaman üstünlük ölçüsünü ne yaptı? Zahir yaptı. Görünüş yaptı. Yani servettir, kariyeridir, masasıdır. Vardı var yani insanların ortak paylaştığı şeyler. Fazla hangisinde varsa. İşte ben merkezli düşündü. Dedi ki ben ateşten, o topraktan. Bunu düşününce ikinci Kur'an diyor ki sıfatı çıktı. İkincisi ne çıktı? Haset çıktı. Ben o. İlk önce ben merkezli düşündü. Sonra ben o. Haset çıktı der. Şeytanın şeytanını anlatıyor. Ben merkezli düşündü. Haset dediğince Kur'an diyor ki kibirlendi. Kibir yaptı. Tüm bu üç tane sıfatın sonucunda da yeise düştü. Ümitsizliğe düştü. Kur'an'da benim bulabildiğim şeytanı şeytan yapan, şeytanın şeytanı neydi? Ben merkezli düşündü, haset etti, kibirlendi, yeise düştü.
Ha o zaman biz de ben merkezli düşünmek, haset etmek, kibirlenmek, yeyse düşmek şeytandandır. Bunun adı Risale-i Nur'da 13. lemada fena madenleri işlettirmekten. Şimdi bir yöntem söyleyeceğim. Her şeyin ama, her şeyin 3 tane modu var. İfrat, vasat, tefrit. Her şeyin, her duygunun ifratı var, vasatı var, tefriti var. Mesela en can alıcı söyleyeyim, haset. İfrat nedir? Onda olmasın, bende de olmasın. Tefriti ne? Tefriti. Onda olmasın, bende olsun. Vasatı ne? Onda da olsun, bende de olsun. Her şey, bütün duygularımızın, bütün duygularımızın ifratı ama ne olursa olsun. Mesela kibrin ifratı, yeisin ifratı, aklın ifratı, her şey. Her şeyin ifratı şeytandandır. Her şeyin tefriti nefsi emmaredendir. Her şeyin vasatı sünnet-i seniyedendir. Mesela en çok şeyi yapayım böyle. Kibir. Mesela. Veya öfkeyi yapayım. Ve siz de yaparsınız. Ben örnek için. Öfkenin ifratı nedir? O olmasın da, o olmasın, ben de olmayayım. Onun için zaten adam öldürüyor. Ulan hapishaneye gideceksin, ömrüm bitecek. Olsun, ben önemli değil. O yeter ki olmasın. Öfke. Tefriti nedir? Öfkenin tefriti nedir? Hiçbir şey sinirlenmiyor. O zaman namusunu koruyamazsın. Canını koruyamazsın. Malın mülkünü gavurdan, düşmandan koruyamazsın. Vasatı nedir? Öfkeleneceğin şeye, öfkeleneceğin zamanda, öfkeleneceğin miktar ve yerinde yapmak. 3 tane. Öfkeleneceğin şeyin zamanını, mekanını, miktarını kadar yapmak sünnettendir. O zaman vatanını, milletini, namusunu korursun. Her şey de böyle yani. Kibirde de böyle. O zaman ben merkezli düşünürken, demek ki şeytanı neydi? Tencereyi getir. Ben merkezli düşünmeyi at. Haseti at. Kibri at. Yeisi at. Karıştır. Bu şeytanlıktır. Peki bizdeki nedir? Bu şeytanın şeytanı buydu. Kur'an'da öne çıkan sıfatı bu. Bizde de bunların ifratı, her şeyin ifratı şeytandandır. Her şeyin tefriti nefse emmaredendir. Her şeyin vasatı sünnet-i seniyedendir. Mesela Üstad Bediüzzaman Hazretleri Şart-ı Caz'da kuvve-i aklıyı söylüyor. Aklın ifratı nedir? Celbezedir diyor. Hakkı batıl, batıl hak gösterecek zekaya sahip. Görüyor musun bak? Aklın ifratı. Aklın tefriti nedir? Gabavettir. Hiç basmıyor. Vasatı nedir? Vasatı hikmettir. Peki Üstad yaptığı için söyleyeyim. Kuvve-i şehviyenin ifratı nedir? Helal aram demeden hukuklayı paymal etmektir. Kuvve-i şehviyenin tefriti nedir? Hiçbir şeye arzusu yok. Gabavet, hiçbir şey yok. Vasatı nedir? Vasatı iffettir. Peki kuvve-i gadabiyenin ifratı nedir? Kuvve-i gadabiyenin ifratı tevhürdür. Maddi ve manevi hiçbir şeyden korkmamak. Tefriti nedir? Her şeyden korkmak. Cebanettir. Vasatı nedir? Korkulması gereken şeyden miktarı ve zamanı ve mekanı kadar korkmak. Peki nyanuna ne deniliyor? Şeciat. Vasatı şeciat. Demek ki kuvve-i akliyenin vasatı hikmet, kuvve-i şehviyenin vasatı iffet, kuvve-i gadabiyenin vasatı ise şeciattır. Üçünün toplamı adalettir. Hikmet, şecaat, iffetin toplamı adalettir.
İşaret-i Caz'da söylüyor Risale-i Nur'da. Ha demek ki şeytanın şeytanı var mıydı abi diyor. Evet şeytanın şeytanı bizde de var. Nedir o? Ben merkezli düşünmek. İlk önce bu. Dedim hangisi önde geliyor? Hangi taşı onu deviriyor? İlk yeis mi gelir? Haset mi gelir? Kibir mi gelir? Hani var ya böyle bir oyun var ne olduğunu bilmiyorum. Onu deviriyor, onu deviriyor, onu deviriyor. Böyle gidiyor. Ama ilk hareket ben merkezli düşündü. O topraktan dedi ben ateşten. Kim? O. Haset başladı bu sefer. Kendine pergeli koyunca o merkez. Haset edince de kibirlendi. Tüm bu üç tane sıfatın sonunda da yeise kapıldı. Demek ki şeytanı bu üç tane sıfattır. Vasatında söyledim. İnşallah istifade edilir. Ve ahir devahum enilhamdülillah rabbil alemin el fatihatü mansalavatı.